anne? Sen nasıl dışarı çıktın? Sen ne yaptın? Şimdi seni elime geçirirsen. Anne. Kim o? Ne oluyor? Sen elbet geçeceksin elime. Ne oluyor? Niye dışarıdasın sen? O kız kimdi? Sus, yürü içeri odana. Bari iki dakikacık hava alayım anne. Hayır oğlum, yürü odana dedim. Yürü çabuk. Yürü. Benim bebeğim. Bebeğim gel. Gel. Bebeğim. Aslan oğlum benim. Söyle bana. Söyle anneciğim. Ya tamam, biliyorum. Söyle, ben de duyacağım. Söyle, sesli söyle. Söyle dedim, söyle. Ameliyatımı alacağım. Aslanlar gibi yürüyerek çıkacağım buradan. Annem beni iyi edecek. Aferin benim aslan oğluma, aferin. Nasıl çıktın sen dışarı, ha? Niye çıktın? Her yer mikrop dolu oğlum. Bilmiyor musun? Sesler uyandım, ne yapayım? Kapı açıktı bende merak. Ah, dur artık, acıdı. Dikkat edeceğiz ama ne dedi doktor amca? Dikkat edeceğiz dedi. Enfeksiyon kapmama lazım oğlum. Anne iyileştirecek seni. İyileştirecek anne seni. İyi edeceğim ben aslan oğlum. İyi edeceğim. Çok az kaldı oğlum. Çok az kaldı. İyi edeceğim ben seni. İyi edeceğim oğlum. Anne iyileştirecek seni. Anne iyileştirecek. Aslan oğlum iyileştirecek anne seni. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. İyi olacak. İyi olacak aslan oğlum. Hayırdır, nereye? Dayımın yanına, ben yürüyebiliyorum. Dur bakalım, savcı içeride ifade alıyor, giremezsin. Teyze, savcıyla konuşurum. Olmaz, yasak. Bırak! Olmaz, giremezsin. Anne ya baban neredesin? Ya bırak! Dayımı yürüyeceğim. Olmaz, içeride sorular, giremezsin. Bırak! Olmaz, benim yüzümden. Giremezsin içeri. Ya bırak! Gel buraya, giremezsin içeri. Yasak. Bırak! Efe kal, sakın bırakma içeri. Bela mıdır nedir? Ya polis abi, bırak! Ya ben yanlış anladım, dayım suçsuz. Hadi kızım, hadi. Al köpeni it, hadi. Oyun park değil burası. Gel. Ne dertleri var insanların. Ne çaresizlikler, ne hastalıklar. Benimse sadece bir uyku bozukluğum var. Ama hayatımı mahvetmeye yetiyor işte. En çok neye üzülüyorsun? Annem. Müzik kariyerimi hiç desteklemedi çünkü. Yanında çalışayım istiyordu. Anneni gururlandırmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Peki başka bir şeyle başlasan? Başka bir şekilde onu gururlandırsan, bu duyguyu hissetsen önce. Sonra müziğe geçsen. Olmaz mı? Sen bakma bana, konuşuyorum öyle işte.
Midye yiyelim mi? Yani... Nasıl yani? Daha önce yemedim demeyeceğim. Yedim tabii de moule marini yedim yani. Fransız usulü. Kardeşim bakar mısın? Tabii. Şu an ciddi misin? Evet, çok güzeldir. Delireceksin bana. Buyur abim. Ustacığım. Buyur abim. Küçüklerinden başlayalım sana zahmet. Hocam. Şaka yapıyorsun. Ya. Aç abi sen. Aç 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 aç. Bir sürü ayrım. Devam devam. Nasıl çıkaracağım şimdi seni? Özür dilerim dayıcığım. Özür dilerim. Bir varmış, bir yokmuş. Bazılarının hiçbir şeyi yokmuş. Bazılarının dev pişmanlıkları, vazgeçişleri. Bazılarının külçe gibi ağır bir geçmişi. Bazılarınınsa kaçamadığı sorumlulukları varmış. Hoş geldiniz. Annem çıktı değil mi? Bu kadar mı kızım? Hı? Bu kadar mı? Benimle yüzleşmemek için burada mı kalacaksın artık? Bravo. Neredesin sen? Yarın konuşalım mı? Böyle yapamazsın Yağmur. Kabul etmiyorum. Neredeyse polisi arıyordum. Ne demek telefonlarını açmamak? Lütfen anne, sonra konuşalım. Hay nereye gitmiş olabilirsin gecenin bir vakti? Hadi gittin. Aç telefonunu söyle. Şuradayım de, şununlayım de. Yağmur durur musun? Yağmur dur! Tamam. Tamam, çok tatsız bir konser oldu. Haklısın. Herkesin önünde küçük düştün ama olabilir. Ya takma bu kadar. İki güne unutur insanlar. Yağmur, kime konuşuyorum ben? Niye yüzüme bakmıyorsun kızım? Bakamıyorum çünkü. Utanıyorum, görmüyor musun? Kimseden değil, senden utanıyorum. Kimse beni beğenmesin. Sen beğen istiyorum. Ya bir defa yap. Bir defa beni onayla, gurur duy benimle. Olmuş de. Bir tek sen umurumdasın, görmüyor musun? Bir tek sen umurumdasın benim. Ya ben şu yaşıma geldim, sen bana aferin de diye. Yapamazsın dedin. Yapamadım. Bir tane hayalim var. Onu da gerçekleştiremedim. Söylediğin her şeyde haklısın. Rezil ettim seni, özür dilerim. Yine ben suçluyum, öyle mi? Ben onaylamıyorum, ben gurur duymuyorum, ben. Senin hiçbir sorumluluğun yok, öyle mi? Ben öyle bir şey demedim. Defol karşımdan! Defol! Nankör! Ha ha ha!
Bazen hiçbir şey bizim elimizde değil. Bazense tüm sorumluluk bizde. Peki neden öyleyse? Onca insanın içinde. En masum olana göz diker dünya. Kontrollerini kesinlikle aksatmıyorsun. Söz? Bak durumun hala ciddi. Kalp pinne güvenip kesinlikle yorulmak yok. Henüz daha iyileşmedin. İstirahat edeceksin. Vallahi hep dinleneceğim ben. Bak bir daha uyarıyorum seni. En ufak bir terslik hissedersen hemen geliyorsun. Anlaştık mı? Allah sizden razı olsun Yücel Hocam. Ay sağ ol. Oldu mu? Gidiyor musun Harbi Harbi? Kurtuluyorsunuz benden kızlar. Aşk olsun, o nasıl laf? Sağ olun. Bizimkiler nerede? Kafeteryadalar mı? Gelmedi kimse. Nasıl yani? Fuat? Abi? Masal da mı gelmedi? Bir arayayım ben. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bir işi falan çıktıysa. Bir şey oldu herhalde. Ne yapalım, ben de kendim giderim. Nasıl gideceksin? Otobüs, minibüs de var oraya. En kötüsü yürürüm ya. Ama senin yorulmaman lazım. Aa, bir saniye bekle. Çok sağ ol Meral, çok nazımı çektin. O ne demek, kendine çok dikkat et. Geçmiş olsun yenge, çıkıyor musun? Ya çıkıyorum bak en sonunda. İnşallah. Çok şükür. Hayırlısı abla. Masal senin için biriktirmişti. Taksiye binersin. Küçüğüm. Evet. Dinliyorum. Yeni evler geldi de. Göstermek istedim bizzat. Günaydın. Günaydın. Konuşabilir miyiz? Yalnız. Ali yabancı değil. Dinliyorum. Ben çok düşündüm. Ve hayatımın sorumluluğunu almaya karar verdim. Kabul. Burada seninle birlikte çalışacağım. Teklif artık geçerli değil. Nasıl yani? Duydun işte. Vazgeçtim. Şaka mı? Psikolojin çok hassas. Dün de görüldüğü üzere. Kaldıramazsın şu an. Sonra yine yapamayacaksın. Yine benden bileceksin. Gerek yok. Evet, nerede kalmıştık? Neden ulan? Ne istediğin bizden? Ne diye kocasız bıraktın beni? Böyle biri değilsin sen! Öyle mi? Nasıl biriymişim ben? İyisin aslında! Ama öfkelisin! Tamam, çok haksızlık var dünyada. Ama kimse bir şey yapmıyor. Ben de bazen delirecek gibi oluyorum. Çünkü annem hasta. Senin de oğlun... Sus! Sakın bana bak. Tek bir Allah'ın kuluna bahsedersen oğlumdan seni lime lime ederim. Parça parça ederim. Koyun diye yediririm müşterilere. Anladın mı? Anladın mı? Anneciğim. Ne yapıyorsun sen? Thank you.
tatlısın. Ama başka zaman. Şu an çok gerginim. Allah bilir Zehra'ya anneme neler anlatıyor. Anlattım ya işte Şirin. Elini vicdanına koy, sen söyle ya. Kızın zaten yetti canımıza. Nasıl alayım ben seni evimize ya? Nasıl alayım? Nasıl alayım, sen söyle. At sokağa. Sokağa at. Yerden göğe kadar haklısın yenge, ne diyeyim? Ne diyeyim, koy kapının önüne. Ya da... Ne? Affet. Affet be yenge, çocuk bu. Yapmış bir hata işte. Neyini affedeyim ya, neyini affedeyim? Evimizi açtık kıza, tuttu ocağımızı başımıza yıktı. Tekrar dükkanı açmak için şimdi bir daha başvuru yapmam lazım. Para yok, para, para yok. Buluruz yengecim, buluruz, denkleştiririz. Nasıl denkleştiririz? Gırtlağımıza kadar borca battık diyorum sana. Bir de Şahin'i avukat tutacağız. Fuat bulur. Vardır onun bir tanıdığı elbet. Tutar çıkarırız abimi de. El birliğiyle her şeyi hallederiz inşallah. Ha? Evimin direği gitti Beşir'in. Bizim de başka gidecek yerimiz yok. Yani Fuat bir ev buldu ama... daha bitiremedik işini. Gel. Birbirimize destek olalım. Ha? Kapanmayacak yara, kaynamayacak kemik yok. Biz bir arada olduktan sonra. İyi tamam. Kalın. Ama bir şartla. Öyle yenge benge yok. Koskoca kadın. Küçüle cebime gir bari. Demem söz. Bundan sonra sen ne dersen o. Sağ ol. Aa Hilal. Halacığım sen ne kadar kocaman olmuşsun. Niye hala kalmıyorsun ya? Bir de bunun anasına mı bakacağız? Anlamadan içlere karışma, sen çok bilmiş. Var herhalde bir bildiğimiz. Ne bakıyorsun, hadi okula, hadi. Neden yaptın bunu? Niye ihbar ettin dayına? Hı, küçüğüm. Sen yok yere yapmazsın bir şeyi. Elbet vardır bir bildiğin. Hadi anlat bana ne oldu? Senin için yaptım. Benim için mi yaptın? Dayıma güvenemedim. Korktum seni buraya getirmeye. Güvende ol diye yaptım. Annen geldi artık. Bundan sonra beni korumana gerek yok. Bundan sonra annen seni koruyacak, tamam mı? Annen burada artık. Beraber yaşayacağız. Burada mı? Evet, burada beraber yaşayacağız. Olmaz. Zehra yenge bana bilendi. Çok eziyet eder. Edemez anneciğim. Annen geldi artık. Sana ne der zaten? Yeni çıktın daha. İyileşemedin. Dayanamazsın. Tamam, sen düşünme bunları. Ben halledeceğim her şeyi, tamam mı? Ama senin dinlenmen lazım. Geçti artık. Geçti bitti her şey. Annen geldi artık. Bundan sonra her şey çok güzel olacak, tamam mı? Hep beraber yaşayacağız burada. Bundan sonra her şeyi ben düşüneceğim. Sen sadece okulunu düşüneceksin, tamam mı anneciğim? Sen sadece derslerini düşüneceksin artık. Evet. Selim Evgin, nasılsın? Nasıl gidiyor?
Dün gece için çok teşekkür ederim. Sen gerçekten... Selam. Ne haber? İyidir sen? Seni merak ettim. Nasıl gitti gece annene? Biraz kanlı diyelim. Yapma ya. O kadar mı kötü? Dediğini denedim. Ama yine resti yedim kendisinden. Hadi ya. Sen ne karşılık verdin? Ben mi? Ben mi anneme karşılık vereceğim? Hiç güleceğim yoktu gerçekten. Allah Allah. Sen de bir yetişkinsin neticede Yağmur. Her dediğini kabul etmek zorunda mısın? Yani anneler de insanlar. Ve hata yapabilirler. Sen düşünmez misin ya terapist falan olmayı? Arkadaşlar bunun içindir. Teşekkürler arkadaşım. Rica ederim. O zaman... Sonra görüşürüz. Sağ ol aradığın için. Ben teşekkür ederim. Yani rica ederim. Görüşürüz. Evgin Akduman. Demek İngilizce kursuna gidiyorsun. Yok artık. Burada mı oturuyorsun? Gel. En önemli gecesinde arkadaşımı sattım sayenizde. İyiyim bari onu söyleyin. Nasıldı konser? Tam tahmin ettiğim gibi. Çalamadı. Mutlusunuzdur bari. Gelsin burada çalışsın diyordunuz. Gelir artık. Geldi zaten. Kabul etmedim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Kız yıllardır istediğiniz şeyi yapmış, tamam demiş, gelmiş buraya kadar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İçinde bir ateş yakmaya çalışıyorum. Burada öyle lütuf yapar gibi çalışmasın. Çabalasın biraz, didinsin. Diyorum da nerede? Şu anda kesin bir yerlerde kendini üzülüyordur. Söyle odamı hazırlasınlar, geliyorum. Bundan sonra oteldeyim. Yağmur mu? Hı hı. Ne diyor? Boş verin ya. Yağmur işte aynen. Bir yerlerde kendini üzülüyor. Ne yapsın? Oldu, ben kaçtım o zaman. Böyle işte. Dayımı içeri attılar. Benim yüzümden. Dayın da suç işlemiş ama. Ben cezalandırılmalıydı. Masalcığım, bu hayatta cezalandırılmamış bir suç kadar cesaret verici hiçbir şey olamaz. Yani sen dayına iyilik ettin aslında. Kötü yoldan döndürdün onu. Anlatabildim mi? Haklısınız öğretmenim. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. Kendine dikkat et. Benim gitmem gerek.
Özür dilerim. Özür mü? Babasızlık ne demek iyi bilirim ben. Senin de başına gelsin istemezdim. Benim yüzümden babanı hapse attılar. Özür dilerim. Annem de çizde kalacak artık. Sinirin ondan çıkar mı, olur mu? Annene de söyle bir şey yapmasın. Bir şey yapmayın ama. Çünkü hasta o. Ne olur. Niye? Sen benim babama acıdın mı? Tamam, bana yap ne yapıyorsan. Ama anneme dokunmayın Hilal. Ne olur. Lütfen. Ne yapsan yanına kalıyor Masal. Bıktım. Senden başka kimseyi görmüyorlar, anlıyor musun? Bıktım. Sen niye ceza almıyorsun? Çek cezanı, bir şey yapmayayım annene. Anneme de konuşuyor, hallederim. Ama benim babam gitti, babam. Biri bedelini ödeyecek. Ya annen, ya sen. Seç. Söz mü? Cezamı çekersem anneme bir şey olmayacak. Dokunmayacaksınız. Söz mü? Kapar sizi. Masal. Hoca geliyor, hoca geliyor. Masal. Hadi gel. Ben buraya Masal'ım için geldim. Burada kalacağız, başka çaremiz yok ama burada kalacaksak eğer bir şey istiyorum senden. Kızıma bir daha ilişme. Bakma akıllı olduğuna. Öyle boyundan büyük işler becerdiğine bakma. Çocuk daha o. Ayrı düştük. Bu hastalık yüzünden. Masal! Yanında olamıyorum. Bu illet yüzünden bir başına büyüyor ama altın kalplidir aslında benim kızım. Vallahi kötülüğünden değil, ne yapıyorsa, ne ediyorsa her şey benim yüzümden, benim için. Yani iyi yapıyordu işini. Yardım ediyordu.
Bir çalışan var, bir kız. İzinli. Olaydan etkilenmiş, ona ne oluyorsa. Ay yani kim yapacak şimdi işleri? Aa ben yaparım. Ben yaparım hepsini. Kız sen nasıl yapacaksın? Daha yeni taburcu olmadın mı? E kollarım kendimi. Böyle yavaş yavaş yaparım. Bak Şirin. Ben de vicdan sahibi bir insanım. Elimizde kalma sonra. Hallederiz diyorsam hallederiz. İnsan kendini bilmez mi Zehra? Böyle geçeyim mutfağa. Sağlam bir temizleyeyim her yeri. Sen kendin gör. Kendin karar ver. Yapıyor muyum, yapamıyor muyum? Ha? Ne olursun. E iyi, başla madem. Anlaştık ama değil mi? Masalı bırak. Ay ben ne yapayım senin masalını ya? Ay Allah Allah! Yemedik kızını. Tabii işleri gör yeter. Tamam ben hemen gittim. Sen burada otur dinlen. Bundan sonra her şey bende. Hepsi bende. Herkesin bir zaafı var işte. Kırık çıkık yok neyse ki. Ama bunu kim yaptı bulmak lazım müdür hanım. Şiddet hoş görebileceğimiz bir davranış değil. Hayırdır hocam ne oldu? Sorma. Masal revirde. Niye ne oldu ki? Dertlerini de bilmiyorum ki. Spor salonunda baygın buldum çocuğu. Evgin hoca bir dur. Masal. Ne oldu? İyi misin? İyiyim öğretmenim. Önemli bir şey var mı? Yok hocam. Nur arabilir sadece. Ah be kızım. Ama Allah'tan ucuz yırtmış. Beyin sarsıntısı geçirebilirdi. Kim yaptı bunu Hilal mi? Yok. Biz oyun oynuyorduk. Masal. Kim yaptı dedim. Hadi bakalım. Masal çok özel bir çocuk, ben de biliyorum. Ailesinin durumunun da farkındayım ama sen çizgiyi aşıyorsun. Senin tüm çocuklara karşı bir sorumluluğun var. Haklısınız. Bir çocuğa şiddet uyguladılar. Bu bir disiplin suçudur. Benim değil sizin sorumluluğunuzda. Masalı savunmayacağım. Geleni siz yaparsınız. Senin burada? Aa! O nasıl söz anneciğim? Ben çağırdım babanı. Gelsin bizim yanımıza istedim. Bir başına bırakmayacaktık herhalde bunca kadınla çocuğu. Öyle bir adam mıyım ben?
Zehra yengemin haberi var mı? Var, gördü beni. Allah senden razı olsun Fuat dedi. Bu zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadın dedi. Anne, biz yeni evimize gitmeyecek miydik? Gideceğiz anneciğim. Yine gideceğiz ama şimdi burada Zehra yengene destek olmamız lazım. Bundan sonra hep birlikteyiz cücük. Hadi sen üstünü çıkar, ben de sofrayı kurayım. Geç kalma. Ya hadi hala olmadı mı yemek ya? Ne yaptın? Höst! Höst! Çatal kaşık duymadın mı sen? Bana bak Fuat. Öyle yan gelip yatmak yok. Söz verdin, halledeceksin, açtıracaksın dükkanı geri. Ya tamam dedik ya sabah halledeceğiz diye. O kabadayı bozuntularıyla da konuşacaksın. Öğreneceksin neymiş o paket. Ay ruhsatsız içki falan tamam da. Öyle yasaklı maddeyle falan Şahin işi olmaz. Var orada bir iş. Ya tamam ben halledeceğim sen şey yapma. Çöz bu işi, çözeceksin bu işi. Burası yol gecerhanı değil, benim evim. Sen de burada boşuna kalmıyorsun. Ya sen amma konuşuyorsun ya. Hadi getir yemekleri, açlıklar öldü ki ya hadi. Allah Allah ya dur bakayım sen bir. Hizmetçi miyim ben seni? Al şunu. Tut. Al şunu da. Öyle boş gitmek yok. Hadi. Hadi. Allah Allah çattık ya. Ben sana bir çatacağım şimdi. Hadi. Bak. Duydun. Adamın etinden, sütünden böyle faydalanırlar işte. Ya her şeyi bunlara yaptıracağım. Her şeyi. Asalaklar. Asalak ailesi. Ne gülüyorsun kız? Al şunu. Al. Götür aşağı. Yürü. Bu da fazla unlu olmuş be. Usta. Bunu da istemedi. Affetmeyecek beni değil mi? Yalnız bıraktım affetmeyecek. Ondan değil. Aslında vermemiş. Bir de şey dedi. Ne dedi? Ne dedi Ersoy söylesene. Bana bak başımın belası. Köpek gibi üzgünüm konserine gelemedim diye. Sabaha kadar gram uyku uyumadım seni düşünmekten. Tamam haklısın ya özür dilerim. İstediğini söyle yani. Hakaret etti, yalnız bıraktın beni de, bencilsin de her şeyi söyle ama bir daha benim cupcake'lerime laf etmeyeceksin. Tamam yeter bu kadar ceza gel. Ya gerçekten özür dilerim. Gittiler eğitim koydular, kudurttular beni. Ama iş ne yapayım? Gelemedim. Aa, şov yapmışsın buraya, pardon. Mama olmuş. Yani bir konser salonu olmasa da idare ediyoruz işte. O kadar mı kötüydü konser? Hiç açmasak. Benim artık gerçek hayata dönmem gerekiyor Neşe. İlk annemi affettireceğim kendimi. İşse iş. PR paketleri, satış raporları, müşteri portföyü sabaha kadar uyumayacağım, çalışacağım tamam mı? Kendimi bu sefer kanıtlayacağım ona. Görürsün kanıtlayacağım. Tamam canım. İyi o zaman ben seni tutmayayım. Hadi bakalım. Evgini dinlemek istemiyorsan git tabii. Pardon? Bir şey yok arkadaş olmaya karar verdik. Ha, kesin %100. Ne çabuk ne oldu? Kızım bu ne ya? Çocuk musun? Çay yok mu ya? Anana söyle hadi bir çay koysun. Hizmetçin değilim ben senin. Burası bizim evimiz. Senin adın neydi? Hilal. Ben sana Hilmi diyeceğim. Bak Hilmi. Öyle ama yok. Artık biz de bu evde yaşıyoruz. Bundan sonra baba ne derse o. Tamam? Baba mı? He. Artık senin baban benim.
Şahin hapiste. Artık onu göremezsin, unut. Nasıl ya? Çak dedi annem. Yok, sen üzülme diye annen yalan söylüyor. Her zaman babalar en doğrusunu söyler, unutma. Sen değilsin. Benim. Var benim babam. Ya bırak iskele baba sallarını seversen. Kurtulduğumuz iyi oldu ya. De bakayım baba. Babacım de. Baba. Baba. Demeyeceğim, git. Hepiniz gidin. Nefret ediyorum hepinizden. Hilmi. Hilmi. Şirin. Kız bir çay koy be. Anne. Küçüğüm. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç anneciğim. Öyle sıkıldım da bir etrafı sileyim, ferahlayayım dedim. Anne ne sıkılması? Sen hastasın. Sen git dinlen. İyiyim anneciğim. Ben yaparım. En ufak bir terslik hissedersen hemen geliyorsun. Anne. Tamam bir şeyim yok. Yok bir şeyim. Tamam anne bırak ben yaparım. Aa, kızacağım ama. Yapıyorum ben işte. Hadi git ödevlerini falan yap. Yok mu dersin anneciğim hadi. Ulan kolum koptu lan. Allah'a kolum koptu. Başlayacağım seni kolun işine be. Ya doğru dürüst taksana şunu be adam. Atlattın çıkar. Çıkar geri. Bir daha tak. Kuşlarım senin kolun içine de perdene de şimdi. Söylenme. Sağır değiliz herhalde. Duyuyorum. Bak kontrol edeceğim. Gidiyorum şimdi kontrole geleceğim geriye. Doğru düzgün tak. Becer ya. Şurada bir becer ya. Şunu becer ya bari. Beceriksiz. Buradan gitmemiz lazım. Hem de acilen gitmemiz lazım. Ev ne zaman biter? Zehra köle gibi çalıştırıyor annemi ya. Bir şey olacak. Kızım boyatıyoruz işte. Tadilatta eşyasıydı uğraşıyorum. Ben bayılmıyorum herhalde bu cadalozun evinde sığıntılık etmeye. Nasıl halledeceksin? Param mı var? Bu var bu. Çaktın. Bu gece hallediyorum para işini. Sadece arkadaşsınız yani. Evet. İyi. At bir mesaj inanayım. Ne mesajı ya? İşte ne bileyim ya at bir şey. Ben enerjinizden anlarım. Fark etmez. Ya bir saniye ben şu an niye sana arkadaş olduğumuzu kanıtlamak zorundayım pardon? İnanmıyorum çünkü. Bence aşık olacaksınız. Yok artık. Tamam sen at mesajı haksızsam kabul etmeyen ne olsun? Hem arkadaşın değil mi ya bu senin? At bir şey ne olacak? Ay bekle, bekle. Tavsiyene teşekkür ederim arkadaşım. Anneme karşı hareket başlatmış bulunuyorum. Üçüncü cümlemiz. I drink 2 cups of coffee every morning. Ve dördüncüye geçtiğimizde Mertcan. Do. Do. Bir de okumak ister misin? Do they play football? Sevindim. Arkadaşım. Arkadaşım. Ay hayırlı olsun ya. Düğün ne zaman? Ya saçmalama Neşe. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Yemeyin beni Allah aşkına ya. Ya ne var işte? Normal bir mesaj attı. Evet evet arkadaşsınız. Normal. İtiraf etmeliyim. Anneni merak ettim bu arada. Ne dilediğine dikkat et. Sonra çok pişman olabilirsin. Evet arkadaşlar, 10 dakika bir mola verelim. Daha sonra tekrar burada buluşuruz. Hmm.
Bitti mi çay? Bitti sanırım. Sonuncusuydu bu. Siz buyurun. Yok canım, olur mu öyle şey, sizin için çayınızı. Yok, gerçekten iyilik yapmış olursunuz. Yani sabahtan beri okulda 3 demlik kadar içtim ben. Peki, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öğretmen misiniz? Evet, ilkokul. Siz? Özel sektör. Yani çocuklara aşinayım ama bir vakıf yönetiyorum. Vakıf? Hı hı. İhtiyaç sahibi çocukların eğitimi için yardım topluyoruz. Ne güzel. Ne kadar güzel mesleğiniz bu. Sağ olun, teşekkürler. Çok seviyorum çocukları. Nasıl seçiyorsunuz bu çocukları? Ya, sorabilir miyim, sakıncası yoksa? Tabii ki canım. Sahada çalışan görevlilerimiz var. Onlar çok sıkı bir çalışma yapıyorlar. Sonra işbirlikleri oluyor. Özellikle de öğretmenlerle. Ne güzel. İlginizi çekti sanırım. Evet, yani benim de ihtiyaç sahibi bir öğrencim var da onu düşünüyordum ben de. Nasıl burs bulurum diye. Ah, seve seve. Bizzat yardım ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de payınıza düşeni alırsınız tabii. Pardon? İşbirliklerinin bir karşılığı oluyor sonuçta. Öğretmenler için de yani. Nasıl bir karşılık bu? Yani çocukları tespit ederken bir yardımda bulunuyorsunuz. O gösterdiğiniz mesaiden dolayı toplanan paradan sonuçta sizin de bir hakkınız oluyor. Ya, yapmayın Allah aşkına. Sanıyor musunuz ki yardım kuruluşlarında toplanan paraların hepsi ihtiyaç sahiplerine gidiyor? Yani biraz ek gelir, göz çıkarmaz, öyle değil mi? Pardon, isminiz neydi? Pardon, Elif ben. Memnun oldum. Evgin, ben de memnun oldum demeyi çok isterdim Elif Hanım ama... yanlış anlamadım değil mi? Size yardımcı olun diye bulduğum çocuk için toplanan paradan bana komisyon teklif ettiniz. Doğru anladım değil mi? Herkes para kazanmak ister. Öğretmen olduğunuzu söylemiştiniz. Yok mu paraya ihtiyacınız? Elif Hanım, emin olun insanlığıma daha çok ihtiyacım var. Memnun oldum yine de. İyi akşamlar. Arabanın anahtarları nerede? Bu muydu planın? Böyle mi para bulacağım? Söylüyor musun yerine gideyim Zehra'nın odasına gireyim mi? Bak girerim. Delirdin mi? Atıracaksın bizi buradan. Gel. Atarlar da atsınlar. Evi hatırlıyorum. Para lazım. Şişt be. Ne yaptı? Olacak kız, akraba değil miyiz? Şişt. Bak şişt. Emin olacak.
Ya tamam, ben sana para bulacağım. Yeter ki onları yerine koy. Söz mü? Ben senden daha çok gitmek istiyorum, merak etme. İyi tamam, ben yatıyorum. Git koy bunları yerine. Ama ben bunları nereden aldığını bilmiyorum ki. Bana ne, sen bulursun. Bana bak. Saat 12'ye kadar parayı getiriyorsun. Boyacılar gelecek. Ama ben nereden aldığını bilmiyorum ki. Nereden aldın? Annenin Zula'sını biliyor musun? Merhaba. Şşş, konuşma Yas, yakalanacağız. Telefonun yok mu senin? Şşş dedim, yakalanacağız. Niye söyleyeyim ki annemiz olsun sana? Altınları yerine koyacağım herhalde. Burada yaşıyorum ben, bilmiyorum yerini. Hiç çıkmıyor musun orada? Hayır. Ben de seni canavar sanıyordum. Canavarım ben zaten. Cüneyt canavarı. Memnun oldum. Ben de masal canavarı. Korkuyorum köfte. Çok tehlikeli bir numara bu. Ama haklısın. Bir an önce evimiz olsun istiyorsak para bulmak zorundayım. Altınlar hala bende. Zehra bizi mahvedecek. Hadi çabuk olalım. Çalıştığımız gibi, tamam? Aferin benim kızıma. Merhaba. Bu dükkanın sahibi siz misiniz? Evet. Ne tatlı şey bu. Hani villalar var ya yukarıda. Evet. Çok seviyordu sahibi sokakta. Aldım ben de. Hadi ya. Ne cinsi bu? Bilmem ama harbi köpek ve abicim bu. Ne numaralar var bir görsen. Bak şimdi. Yat. Kalk. Yuvarlan. Dön. Konuş. Bildiğin eğitimli bu köpek. Abicim bu var ya şiir okur şiir. 3000 kağıda bırakırım. 1000. İki tosunu anlaşalım. Bir tane daha bulursan getiririm. Sifte olsun. Hadi. Hayrını gör. Sağ ol. Hadi gel bakalım. Ne oluyor ya? Cama bir şey attılar.
oldu? Kim attı ya? Kim attı onu ya? Göremedim ki abi ya. Nerede o? Koş, koş, yakala, yakala! Köste. Allah'ım ne olur açmış olsun kafesi. Bir köftem var, onu da alma benden ne olur. Amin. Hadi köfte. Köfte. Akıllı kızım be. Hemen ne yiyorlar? Hayvan saplak hiç olur mu ya? Çok yanlış bir şey. Vay anam, vay anam, vay kız. Vallahi de billahi de korkulur senden. Ben seni çok hafife almışım be. Nereden buldun sabahın köründe 2000 kağıt? Fazla konuşma, sen git evi boyat. Akşam buzdolapçı da gelecek. Da buzdolapla bitmiyor ki her şey. Eşya falan da almam gerekiyor, biliyorsun. Onu da mı ben bulacağım? Bir şeyi de hallediver be adam. Sen ne iş arıyorsun? Kızım ne yapayım? Bu Zehra cadısı beni devamlı işe koşturuyor ya. Her şeyi benim halletmem gerek. Delireceğim vallahi, kafayı yedim. Elimde kalacak kadın ya. Bak Masalcığım. Hepinizden çok istiyorum buradan gitmeyi, inan. Bu evde kaldığımız her saniye annenin ömründen gidiyor. Ben görmüyor muyum? Ama işte yok belediyeye gidecekmişim, yok karanlık adamlarla konuşacakmışım. Ben ne ara çalışacağım da para kazanacağım be? Tamam, para işi bende. Ey yaşa sen be. Altınları geri koydun mu? Nasıl koyayım? Zehra odadan mı çıkıyor? Zehra dükkanda kızım. Koş, masa koş, fırla. Nereye koyacağım ben şimdi? Anne! Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Odayı merak ettim. Elini göster. Aldın mı? Bunu da ister misin? Çık dışarı, bir daha da girme buraya. Ya bu Şahin yaptı yapacağını. Yakalandı, bir de üstüne bir dünya borç. Öf, sineğin suyunu sıkıyorum. Vallahi bittim ya. Ama yani istediğin zaman artık beni rahatça gelip görebileceğim. Özledim be. Şey diyeceğim bir de. Ya şu borçları açık daha ötelesen. Ben geldim. Arayacağım ben seni. Ay. Hoş geldin. Sen temizliğe başla. Ben avukat tutmaya gidiyorum. Şahin Bey bunalımdaymış. Kimseyi görmek istemiyormuş. Bir başımıza kaldı işlerde. Oh abiciğim. Neyse sen çabuk git. Ben buraları hallederim. Gözün arkada kalmasın. Hı. Tamam. Bana bak. Her yeri iyice parlat. Bugüne yarına açıyorum dükkanı. Tamam. Dayanamadım evde. Yeşim. Şirin abla. Sen nereden çıktın? Nereden tanışıyorsunuz siz? Mahalleden. Fabrikadan mı, mahalleden mi? Fabrikada tanıştık, sonra mahallede devam etti. Hangi mahalle? Bizim eski mahalle, Tenekeciler. Evet, Tenekeciler. Dünya çok küçük değil mi? Neyse ben bunları kaldırayım. Çalışmaya başlayayım. Görüşürüz eşim.
Ben de buraları temizleyeyim. Ya nereden çıktı okula bırakmak şimdi? Tamam, geldik git. Kız, bana bak. Utanıyor musun sen benden yoksa? Ne utanacağım ya? Yanında gezdiriyorum işte. Sevaptır. Kız, doğru konuş benimle. Asıl sen doğru konuş. İyi, bir ananı arayayım bak. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Ya bırak. Bırak. Doğru konuşalım ben. Oo, Evgin hocam, bu ne güzel tesadüf. Hadi kızım, geç sen dersine. Ben Fuat Bey'le bir iki dakika konuşacağım. Hadi Masalcığım, iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bakalım. Sen hayırdır? Ne işin var burada? Sence? Daha yeni verdim ya. Verdim bitti hoca. Masala ev kuruyoruz herhalde, kolay değil. Yok zaten Fuat. Olmayan bir şey nasıl vereyim? E bul güzel kardeşim. Bende de yok, ben nasıl buluyorum? Geliyorum senden güzellikle istiyorum değil mi? Saçmalama sen artık. Evgin bak, güzellikle diyorum. Güzellikte olmazsa nasıl olacağını biliyorsun değil mi? Bütün okul duysun mu katil babanla işbirliği yapmamış? Yavaş, yavaş, yavaş. Hoca buradayım. Hayır. Hayır mı? Aynen öyle, hayır. Sana verecek 5 kuruş param yok benim, bas git buradan. Bak, sen benim diğer tarafımla tanışmadın daha. Fuat, seninle uğraşacak sabrım yok benim. Bas git. Benim derdim bana yetiyor. Günaydın. İyi sen bilirsin. Bunu sen istedin. Günaydın. Gel. Buyurun hanımefendi. Ofisime hoş geldin anneciğim. Ofisine? Evet. Sen beğenmiştin burayı hatırlarsan. O yüzden hayırını kabul etmiyorum. Burada çalışmaya başlıyorum. Hazır değilsin. Yo, turizm mevzuatı, politika planlaması, doluluk oranları hepsi burada. İstediğini sorabilirsin. Emin misin? Konser, piyano filan. Kapattın o konuyu. Eminim. Peki. Gel bakalım benimle. Neşe kahvemi getir. Neşe kahvemi getir. Getireceğim. Getireceğim, bekle sen. Hatanı anlamana sevindim. Ama kabul etmeliyim ki benim de hatalarım var. Gerçekten mi? Zirveye alıştırdım seni. Her şeyin en iyisini. Bu bir hata mesela.
emek verip kazanmayı öğrenemedin. Bundan sonra çok çalışacağım, her şeyi öğreneceğim. Sen de benimle gurur duyacaksın, göreceksin. Göreceğiz bakalım. Eğer otelcilik yapmak istiyorsan en alttan başlaman lazım. Resepsiyonda mı duracağım? Ön büro bebeğim, ön büro. Afiyet olsun İşler Hanım. Ziyadesiyle. Ben diyeceğimi dedim. Çalışmak istiyorsan desk orada. Karar senin. Ne oluyor, ne dedin? Arkadaşının resepsiyonist oluyor. On ikinci ağır ceza. Okulda ne işi var ki bunun? Bak ben her Allah'ın günü neler asıyorum, bakmıyorlar da. Ne oluyor bakayım orada? Çekil. Çekil bakayım şöyle. Okuyordu ki öğretmenim. Niye yazıyordu ki orada? Okumayın bunu. Orada olmaması gereken bir şey bu. Karışmış. Hem zaten zil çalmadı mı? Ne işiniz var sizin burada? Hadi dersinize bakayım. Haydi. Dur sana. Derse gireceğim ama. İki dakika. Peki. Çıkaracağım mı ağzındaki baklayı? Ya benim paraya ihtiyacım vardı. Eğer durumu müsaitse bana biraz borç verir misin? Maaş yatsın. Geri öderim söz. Ha. Ben de sıkışığım aslında ama. Ne kadar lazım sana? Vallahi ne çıkarsa. 1000, 2000. İyi tamam, hadi IBAN'ını yolla, halledelim. Hay yaşa be. Estağfurullah abi. Maaş atınca ilk gün sende söz. Tamam abi, tamam. Gerçekten mi ya? Gerçekten Yağmur resepsiyonda mı çalıştıracaksınız? Hayır yani o da bir iş tabii, ayıp etmeyeyim ama ne alaka Yağmur'la resepsiyon? Kızın doktorası var ya. Alışsın. Neye alışsın? Parasız bir hayata. Bir öğretmenle birlikte olacaksa. Öğrenemeyeceğimi mi sandın? Evgeni. Yok ki. Öyle bir şey yok ki yani. Yok öyle bir şey. E tabi. Yakında olmayacak. Orası doğru. Kızımla parası için birlikte olan bir adama izin vereceğimi mi sandın? Ne yapacaksınız? Lütfen bir şey yapmayın. Arkadaş onlar, aralarında bir şey yok. Hem Yağmur'un parasıyla da falan bir işi yok adamın yani. Lütfen bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam Neşe, tamam. Sakin, sakin. Gerçekten para peşinde değilse endişelenecek bir şey yok. Emin olacağım sadece. Ah Şahin, ah gerizekalı Şahin. Selamünaleyküm. Ne istiyorsun? Vallahi bir şey istemiyorum. Sadece dua ediyorum. Yakında o güzel yüzünü görmek zorunda kalmam inşallah. Amin. Ruhsat işini hallettim. Bayıl 10.000, yarın açtırıyorum. Yemin et. Sen hayırdır ya?
Ne sandın fırtınayı, he? Fırtına ne be? Fırıldak değil mi senin lakabın? Parayı veriyor musun, cayayım mı? Ha, cay ulan, cay! Sokakta kalacaksan cay! Allah Allah! Bana bak, adamları ne yaptın? O konuyu araştırıyorum, o konu bende. Sen kadın başına şey yapma, tamam? Neyse, ben kahveye geçiyorum. Parayı oraya getirirsin. Hadi eyvallah. Kız. Nerede bu be? Ben bunları buraya koymadım ki. Lan. Vurmalar tamam. Topla eşyalarını, gel benimle. Nereye? Gel sen, gel. Tamam. Geç geç. Çekinme, geç. Abla ne oluyor, ben hiçbir şey anlamıyorum. Çekinme ya, senin de evin sayılır. Koy eşyalarını. Koy. Nasıl yani? Koy koy. Koy eşyalarını ya, çekinme. Senin de amacın bu değil miydi zaten? Abla bir şey mi oldu? Elin körü oldu. Sen benim yüzüme baka baka bir sürü alt çevirdin de bundan mı çekiniyorsun ha? Al. Al bak, al. Abla gerçekten yemin ederim düşündüğün gibi değil. Ney düşündüğüm gibi değil, ney? Ah, yemin ederim biz bir şey planlamadık. Lan konuşsana, ney? Bak seni var ya, seni buraya gömerim. Doğruyu söyle bana. Allah belanı versin, biz ayrılmıştık, görüşmüyorduk. Sonra minibüste karşılaştık. Koraç! Şey sonra, abla yemin ederim. Ne söyle, ne? Şey işte, kopamadık. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ha? Abla sen ne yapamadın benim kocamdan? Ya yemin ederim. Söyle ulan söyle! Ya kopamadık işte, seviyoruz birbirimizi. Seni öldürürüm, koca hırsızı! Yürü, defol lan! Defol, yürü! Defol! Geç! Ahlaksız kitapsız senin! Yıktın evimi! Yuvamı yıktın! Yaktın ocağımı! Ne bakıyorsunuz? Yaktın ocağımı! Kocamın koynuna girmiş! Ekmeğimi yedi, kocamın koynuna girmiş! Ahlaksız kitapsız! Defol!
Gel! Çekil! Bir numara daha çekmemiz gerek köfte. Tamam, biliyorum çok tehlikeli. Ama evimiz için. Ben para bulamazsam Fuat yerleşti kuraya. Zehra da annemi öldürecek çalıştırmaktan. Bak bu sonuncu söz. Bir daha yapmayacağız. İyi günler. Kimse var mı? Evet küçük hanım. Merhaba. Hani yukarıda vidalar var ya, dövüyordu sahibi sokağa attı. Aldım ben de. Aferin, iyi yapmışsın. İhbar da etseydin. Ama ben bakamam ki, cins de bir şey. Güzel köpekmiş. 2000'i bırakırım. 2000? Amca benim babam öldü. Annem de hasta, kimsemiz yok. Ben bakıyorum. Başın sağ olsun kızım. Ama biz hayvan alıp satmıyoruz ki. Masal? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Kızım, arkadaş mıydınız siz? Şimdi köpeği satmak istiyordu arkadaşında. Ne? O hiç ayrılmaz ki köpeğinden. Onun değilmiş ki, bulmuş. Babası vefat edince de para ihtiyacı olmuş, satmak istemiş. Yoo. Babası yaşıyor onun. Kandırmış. Baba polis çağırdı, dolandırmış seni. Yalan mı söyledin kızım sen bana? Konuşsana. Kızım neden böyle bir şey yaptın? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya sen? Niye hırsızlık yapıyorsun? Yok çünkü. O para nasıl bir şeyse bizde yok. Bir türlü de olmuyor. Bıktım ya, doldum artık. Şurama geldi. Benim senin gibi işi olan babam yok ki. Sağlıklı annem de yok. Başımı sokacak evim bile yok evim. Yeter! Benim niye param yok? Kaç tane dükkan gezdim, bir tane bile alamadım şundan. Bakıp duruyor garibim, tadını bile bilmiyor ama istiyor. Her köpek güzel mamışlar halbuki. Ama hepsi yemez. Neden? Çünkü bizim paramız yok. Ne yapıyorsanız bana yapın. Dokunmayın köpeğime. Bırakın gitsin. Tamam güzel kızım. Biraz sakin ol tamam mı? Her şey yoluna girecek. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi tam da biz de bir şeyler yiyecektik. Sen de bize katılmak ister misin? Hadi. Bayağı acıkmış seninki. İt gibi. Masalcığım, sana 2000 lira lazımmış. Ne yapacaksın o kadar parayı? Evimiz yandı da yeni ev tutacağız. Baban çalışmıyor mu? Annem de hasta. Tamam. Al bakalım bu parayı. Alamam. Alamam. Sen bu parayı al tamam mı tatlı? Hiç çekinme. Helal olsun. Annem de çok geçmiş olsun. Tekrar gel tamam mı? Çok sağ olun. Güzel kızım benim.
Üzülme kızım. Bizim de böyle güzel ve mutlu bir hayatımız olacak. Ne dersin Yeleli? Arkadaş olmak ister miydin bu adamla? Haklısın. Ben de istemezdim. Yalnızlıktan öleceğim burada. Merak etme anneciğim. Az kaldı. Kurtaracağım seni buradan. Geç bakayım şöyle. Gel. Ver bakayım. Yaptırdın mı boyayı? Yaptırdım, ver. Vermem. Benim buzdolabıcıya götür, onu vereceğim. Hay senin inadına kız, sen bana inanmıyor musun? Çünkü aklımı peynir ekmekle yemedim. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bu sefer başka kızım. Asıl ben gitmek istiyorum, ben. Al işte bak. Eski mahallenin orada mis gibi ev tuttum. Bakkalın köşede. Tatmin oldunuz mu hanımefendi? Bu bizim ev mi hakikaten? Evet. Ayrı odan da mı olacak? Yok, üçümüz bir arada yatacağız. Tabii ki senin ayrı odan olacak. Ver şunu artık. Adamlar bekliyor. Sevgili Cüneyt Canavarı, şu an biraz mutluyum. Yakında gidiyoruz buradan. Bir evimiz olacak. Biriyle paylaşmak istedim. Ama köftemden başka arkadaşım yok. Bana anlatabilirsin. İhtiyacın olursa yardım da ederim sana. Teşekkür ederim. Ama ne yapabilirsin ki? Çıkamıyorsun oradan. Hapissin. Ama seni dinleyebilirim. Bana içini dökebilirsin. Ne işe yarayacak ki? Dene bir. İyi gelir belki. İster misin? Bazı geceler bir rüya görüyorum ben. Hep aynı. Sabah bir uyanmışım, 18 yaşındayım. Kocaman olmuşum bir gecede. Ben veriyorum artık kararları. Sonra bir uyanıyorum. Ben hala 9 yaşındayım. Annem hasta. Ve bir sürü sorumluluğum var. Bir şey soracağım sadece. Köfte kim? Köpeğim tabii ki. O zaman köpeğin adı köfteyse biz de seninle tost olalım mı? Tost mu? Olalım tabii. O zaman iyi geceler dostum. Sana da iyi geceler dostum. Hocam! Korktun mu? Evet, silkelen bakalım ne kadar çıkacak. Al Fuat,
Bak, o çocuk sana emanet. Başını sokacak bir ev ol. Bir şey soracağım ya. Bulmazsam ne olur? Benim canımı sıkmak istemezsin. Sıkarsan ne olur? Tek ayak üzerinden mi bekletirsin? Adımı tahtaya mı yazarsın? Ne olur? Yoksa döver misin? Ha? Vurur musun? Ne yaparsın ya? Bir söylesene. Parayı ev için harcam. Bozuşuruz. Sana soracaktım. Evgin Bey. Evgin Bey bir dakika. Lütfen dün akşam için kusura bakmayın. Ben gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Yani böyle size rüşvet teklif etmişim gibi oldu. Gibisi fazla. Telafi etmeme izin verin lütfen. Benimle çalışın. Çocukları sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Bize yardım edin. Size gerçek bir iş teklif ediyorum. Maaşlı. Ben işimden memnunum hanımefendi. İyi akşamlar. Mevcut maaşınızdan daha fazlasını vereceğim size. Ya siz bana neden sürekli para vermekten bahsediyorsunuz? İstediğiniz bu değil mi? Değil. Ben işimden memnunum. Ben hayatımdan memnunum. Elif Hanım, biz bir yerden tanışıyor muyuz sizinle? Hayırdır? Siz nereden bileceksiniz benim neye ihtiyacım olduğunu? Herkes daha fazla parası olsun istemez mi? İstemez efendim. Ben istemiyorum. Ayrıca çok da teşekkür ederim anlayamadığım bu ilginize. Ama lütfen bu konuyu artık burada kapatalım, olur mu? İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar teyze. Bir sakal atla yolumuzu bulalım. Çekil şuradan. Para akıyor lan paçandan. Ne olur bir 100 lira atsan. İncilerin mi dökülür? Bana bak. Şoförüm orada, elinde kalırsın. İkile. O zaman ben alırım. Ver şunu. Ver. Ver. Bırak. Bırak. Kimse yok mu? Bırak dedim sana. Bırak. Ne yapıyorsun lan oğluma? Lan bana yok. Ne yapıyorsun lan oğluma? Ha? Bir daha dokunacağım mı lan oğluma? Ha? Cevap ver, cevap. Dokunacağım mı lan oğluma bir daha? Tamam, dokunmayacağım. Bana ne oldu? Yer bok yapacaksın, öyle mi? Ver lan saatini. Ver lan saatini. Küpe nerede? Küpe nerede? Hadi. Ne yapıyorsunuz? Bana bak. Bu işin kolay yolu gibi geliyor biliyorum. Ama çok pişman olursun büyüdüğünde. Tamam mı? Yapma. Kimsin lan sen? Okuyor musun sen? Bak, bu işi hallederiz. Sana söz veriyorum. Bizzat ben ilgileneceğim. Söz veriyorum sana. Bu hanımefendi de senin okulun bütün masraflarını karşılayacak. Değil mi? Kes lan! Sen böyle mi örnek oluyorsun oğluna? Ha? Çocuğunum senin. Bak aslanım. Baban gibi bir adam olmak zorunda değilsin, tamam mı? Bambaşka bir yol seçebilirsin kendine. Sana ne lan onun yolundan? Sana ne lan yolundan? Sana ne? Kendi işine baksana lan sen! Ha? Kendi işine baksana! Thank you.
babasının oğlu. Selam. Rahatsız etmiyorum değil mi? Daha iyi bir zamanda arayamazdım. Her şey yolunda mı? Yarın okula gelmek ister misin? Masal için diyorum yani. Seni sorup duruyordu da. Çok isterim. Ben de zaten masala teşekkür etmek istiyordum. Konsere tek başına geldik, kıyamam. Olur yani. Yarın görüşürüz o zaman. Evgen. Söyle. Sen beni çok mutlu ediyorsun. Arkadaşım olarak yani. Çok iyi geldin bana. Görüşürüz Yağmur. Görüşürüz. Anne, ben ne zaman çıkacağım bu odadan? Az kaldı oğlum, ameliyat ol da bir. Sonra ne olacak? Sonra... Paşa gönlün ne isterse. İstersen pilot ol, uç. İstersen kaptan ol. Dünyayı gez. Hayat senin, ben bir şey diyemem. Ne istersen onu yaparsın. Hiç okula gitmedim ama yaparlar mı öyle mi? Oğlum niye sen herkese kendini bir tutuyorsun? Senin okula mukula ihtiyacın yok. Akıllı bıdığım benim. Oh. Yükseklik korkumu ne yapacağız peki? Aldıracağız mı? Tamam oğlum. Ona da bir şey bulursun sen. Hayırlısıyla biz bir oralara gelelim. Ya hiç gelemezsek oralara? Oğlum. Benim tutunacak son dalım sen kaldın. Ne olur yapma böyle. Biz birlikte başaracağız. Bak. Ben bakıyorum sana. Hazırlıyorum seni. Çıkacağın az kaldı. Ne yapacağız, edeceğiz? Tamir edeceğiz biz bu ayacıklarını senin. İşte o zaman bir çıkaracağım ben seni dışarı. Ama ne çıkaracağım? Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Hah, Aybüke. Gel. Aybüke gelsene. Aybüke gel. Hani nerede tasma? Hadi ver. Yok, getirmedim ben tasma filan. Niyeymiş o? Şey... Ney kızım ney, hadi söyle. Yapamam ben, tamam mı? Ne demek yapamam? Masal dükkana geldi bizim. Ne?
Ne bileyim işte, baktım orada. Annem çok üzüldü, para verdi. Bana da Temhile'de arkadaş olacaksın onunla diye. Masal iyi bir kız. Ben artık ona kötülük yapmayacağım. Salak. Babamı çaldın. Bir de yetmedi arkadaşlarımı çaldın, öyle mi? Ben de senin tek arkadaşını çalacağım. Baba hırsızı, pislik. Elindeki tek şeyi alayım da gör. Hilal! Yaptığının cezası olmayacak mı sandın? Odama, hemen. Yağmur! Gel. Bana sürpriz mi yaptın? Sürprizine karşılık verdim diyelim. Geçen gün konsere gelip beni öyle cesaretlendirdin ki sana anlatamam. Pek de cesaretlendirememişim Yağmurcuğum. Ben daha iyi çalardım. En azından dürüstsün, o da bir şey. Hoş geldin. Ne haber? İyi. Senden? İyi. Hah, böyle güzel güzel anlaşın işte. Uğraştırmayın beni. Sen hiçbirisiyle uğraşmıyorsun zaten küçük hanım. Ya Yağmur, benim gitmek istediğim bir yer var. Çok heyecanlıyım. Beni oraya götürür müsün? Tabii ki götürürüm. Sen de bizimle gelmek ister misin? Yapacak daha iyi bir işim yok. E hadi gidelim o zaman. Atla. Bir ekmek verir misin Mehmet? Tabii ki ablacığım. Merhaba Mehmet abi. İyi günler Nurdan teyze. Sana da iyi beklemeler. Malum hapis yolu gözleyeceğim. Ben... Yazıklar olsun sana. Arsız. Ver Mehmet'i, ver. Ver ablacığım. Ver, durulmaz bunların yanında. Masal, çok uzaklaşma. Tamam. Dün gece iyi değildin. Evet, değilim. Dinliyorum. Her zaman sen benim derdimi dinleyeceksin diye bir şey yok. Elini gördüm. Anlatmak istemez misin? Belki ben de sana iyi gelirim. Bana iyi gelmen için bir şey yapmana gerek yok ki. Varlığın yetiyor zaten. Buldum, buldum burası. İşte bizim yeni evimiz. Koşun, koşun. Ne güzelmiş değil mi? Ev gibi be, Allah be. Masalcığım, bir emlakçı mı arasın? İşte birinciyim. Yaptırmış. Gerçekten bu ev yaptırmış. Balkonu bile var. Almış. Gerçekten buzdolabı almış. Doğru söylemiş. Thank you.
Evimiz mi? Ev değil, saray mübarek. Of of of. Öğretmenim, evimiz çok güzel değil mi? Ben çok beğendim valla, şahane. Güle güle oturun Masalcığım. Fırlak yaptı dediğine. Sözünü tuttu ilk defa, biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa beni yarı yolda bırakmadı. Kandırmadı. Dediğini yaptı. Ne oluyor burada ya? Siz kimsiniz? Biz buranın yeni kiracısıyız. Babam tuttu burayı. Allah Allah. Benim niye haberim yok bundan? Hem babam kim senin? Fuat Bey. Ya onun kiraladığı eve bakmak için gelmiştik biz ama. Ha, bizim fırıldağın evi ya. Orası burası değil ki ya. Hemen şurada gelin göstereyim. Gelin gelin. Bakalım. İşte geldik. Buyurun, yeni eviniz burası. İşte bura. Hayır. Olamaz. Resmen harabe burası. Camı bile yok. Yalan söylemiş. Yine yalan söylemiş. Masa. Kızım. Dur kızım, ne yapıyorsun? Bunun için mi uğraştın ben? Bin lira kadar para verdim bunun için mi? Köfteye bile tehlike attım ben bunun için mi? Tamam Masalcığım, hallederiz bir şekilde. Öldürdüm bu herifi. Bak saçma, gel buraya. Masa. Annem ne olacak ya, bırak. Lütfen sakinleş, bir konuşalım lütfen. Nasıl inandım Mera? Nasıl? Param olmak zorundayım, bırak. Öldürecekler annemi çalıştırmaktan, bırak. Masa tamam, rica ediyorum. Ya bir bırak, param olmazsın. Ya bir dur Allah aşkına, esas sen bir dur, çocuksun sen bir dur. Kimseyi öldürmeyeceksin. Annene bakamazsın sen. Baban için para bulamazsın. Onlar çalışacak. Onlar senin ailen. Onlar sana bakacak. Hayır. Kızım. Çocuksun sen. Senin okulda olman lazım. Senin arkadaşlarınla olman lazım. Bak, o saydığın şeylerin hepsi büyüklerin sorumluluğu, tamam mı? Hiçbirini sen yapmak zorunda değilsin. Onlar yapacaklar. Ama yapmıyorlar. Yaparlar. Yapacaklar. Bak ben sana söz veriyorum, yardımcı olacağım, tamam mı? Ben de sana yardımcı olacağım. Bak, halledeceğiz. Nasıl yani? Anneme bir şey olmaz mı? Sorumluluk almasam. Hayır efendim, olmayacak. Hiçbir sorumluluğum yok şimdi benim. Yok. Senin tek sorumluluğun çocuk olmak. Bu kadar. Söz mü? Söz. Thank you.
Ya, tamam yeter bu kadar ağladığınız. Hem bir yere gidiyoruz biz, geç kaldık hadi. Nereye? Hadi görürsünüz. Hadi. Allah Allah. Nereye gidiyoruz ki acaba? Hadi bakalım bakalım, gel. Önüne bak, önüne. Düşeceksin şimdi, hadi. Öğrenebildiniz mi? Parası için mi peşindeyim Şevgin Yağmur'un? Peşinde olduğuna eminsin yani. Laf oyunu yapacaksak alasını yaparım, üzülürsünüz İşler Hanım. Sizin gibi ben de Yağmur'u merak ediyorum işte, ne olur söyleseniz. Gerçekten para için miymiş? Aksine. Paraya hiç hevesi yok gibi görünüyor. Fazlasıyla olgun geldi gözüme. Ayakları yere basan, ne istediğini bilen, yardımsever, cesur. Ne? Hiç. Tamam o zaman, demek ki rahat bırakacaksınız ikisini de yani, değil mi? Söz konusu değil. Kızıma uygun bir adam değil o. Hem yaş farkı var, olmaz. Herkes dengi dengine. Ne bakıyorsun Leşe? Çıkar mısın lütfen? Ayrıca sana açıklama yapmak zorunda değilim. Yağmur'a da bir şey anlatma, ben kendim anlatırım. Ya lütfen, ben yanlış anlamış olayım. Ne yapacağım ben burada? Nasıl yani? Her çocuk ne yapıyorsa onu yapacaksın. Oynayacaksın. Çok sağ olun öğretmenim. Ama benim dükkana gitmem lazım. Öyle mi? Tamam, sen git. Biz Evgin'le ikimiz eğleniriz. Evet. Ha, 3 yaşındayım da ben de. Kancam. Sen bilirsin. Aman, ne olacaksa olsun be. Sevmedi hanımefendi. Buyur. O da biniyor. Buyur. Yağmur. Kardeşim bakar mısın? Durdurur musun? Durdurur musun? İyi misin? Gel. Gel. Yavaş. Yavaş. İyi misin sen? İyiyim. Dedim ben sana. Sıkıntıdan öldün işte. Çarptın arabalara.
Yapabileceğine emin misin? Sence? Ya tabii ki yaparsın. O yüzden demedim hani. Heyecan falan. Köfte çok seviyor musun sen? Ben de çok severim. Böyle bir şeymiş demek. Ne masalcım? Çocuk olmak. Köfte burada olsun oynardık be. Öğretmenim. Köfteyi de buraya getirelim mi? Onsuz oynadığımı duyarsa çok üzülür. Olur. Bizimki köpeğinden hiç ayrılamaz mı? Ölürüm de ayrılmam. Canım köfte. Gel bakalım köfte. Hadi yürü. Luna Park'a getireceğim ben seni. Buyurun. Teslim olmaya geldim. Şahin masum. Her şey benim suçum. Sorumluluklarımız. Sırtımızda bir kambur gibi. Bizi bitirirler bazen. Sen iyisin koçum, iyisin. Hadi gel, gel, gel. Al bunu, al bunu götür gezdir. Zımba gibi olması lazım. Gel, tamam, gel, hadi, tamam. Hadi. Sen de buraları iyi temizle, tamam mı? Temiz olsun kafesler, hadi. Ne oluyor burada, cici kız? İyi günler. İyi günler. Ya bizim dükkan dadandı da, kovuyoruz kovuyoruz gitmiyor. Müşterileri yani ısıracak diye korkuyorum. Ver bakayım. Gel böyle. Ya sen nasıl bir şeysin? Gel böyle. Gel. Küçük küçük. Korkma. Ben sana iyi bakacağım. Gel. Ya gelsene. Küçük küçük. Gel. Gel küçük küçük. Gel gülsene. Ya sabır. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gir. Ya girsene içeri. Gir 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 gir. He. Dur burada. Otur. He.
kim olduğumuzu unuttururlar bize. İçimizdeki çocuğu unuttururlar. Al sen şunu. Sus, sustur. Ne olacak şimdi? Olacağı bu. Çok hastaysa uyuturuz. Buna bir şey olmaz. Çok sağlıklı görünüyor. Anında kaparlar bunu. Baksana ya. Çok yakışıklı bir hayvan. Zaten ben de bir an önce sahiplendirmek istiyordum. Hiç merak etme. Şamını bulmaz gider bu. Sen de evine git. Ben de oralardan ilgilen. Bekle, geliyorum, bekle. Dur. Hadi arkadaşlar, hadi. Ne pahasına peki? Ne uğruna? Sorumluluklarımız ne kadar ağır olsa da eğer sevgi varsa sonunda. Sonunda. O vakit bütün görevler ödül olmaz mı insana? Hepimizin sorumlulukları var. Bazen bir anneye, bazen bir evlada, bazen de masum bir cana. Çünkü sorumlu olmak, özgür olmaktır aslında.